اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Az sonra gerçekten Türkiye'de, Türkiye'nin 81 vilayetinde gönüllerde tak kurmuş bir hocamızı sizlerle buluşturacağız. Bunun bahtiyarlığını, onurunu yaşadığımı belirtmek isterim. Bu akşam burada toplanmamızın sebebi güzel bir haftadayız. Güzel bir akşamdayız. Bir araya gelmemizin sebebi Peygamber Efendimizin o büyük insanı, o güzel insanı Hazreti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anmak ve anlamaya çalışmaktır. Kimdir temiz olan? Kul hakkı yemeyen, kimseye zulmetmeyen, gıybet etmeyen, haset etmeyen, suizanda bulunmayan, komşusunu incitmeyen, haksızlık yapmayan, eğer ortaksa ortağını aldatmayan. İşte İslam bu. Biz neyi anlattık? Namazını kıl, camiden çık, bitti. Hayır. Esas görev orada başladı. Onun için keşke teheccüd namazını kaçırmayın dediğimiz kadar kul hakkını yemeyin deseydi keşke. Efendim, kırmızı ışıkta geçme haramdır. Evet, haram. Ezilmiş olan bir hayvana su vermek ibadettir. Evet, ibadet. Bunları biraz azımsadık. Onun için dikkat edin televizyonları. Biz her gün oralardayız, ekranlardayız. Televizyona bakınız. Yok, kedilerin kuyruğunu kesmişler. Yok efendim, kedinin ayağından asmışlar. Böyle hasta bir nesil yetişmeye başladı. Bugün bir sabah programında önüme bir kayıt geldi. İstanbul'un bir ilçesinde 11 tane kedinin kuyruğunu kesmişler. Kökünden. Ya niye kesiyorlar bunlar dedim. Bunlar hasta mı yani? Niçin yapıyorlar bunu? Meğer sihir ve büyüde kullanmak için yaparlarmış. Evet. Problemlerimiz var. Bunlar problemler. Problemleri nasıl aşacağız? Problemleri iki şeyle aşacağız. Bir Kur'an'la, iki Muhammed Mustafa ile aleyhisselam ile. Onun ahlakını anlatarak onu üsve-i hasene. Lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Sizin için Allah'ın peygamberinde güzel örnek var. Değil mi teyzem? Allah'ın peygamberinde güzel örnek var. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا Bütün insanlık için hem müjdecisin hem de uyarıcısın Muhammed. Ve şahitsin aynı zamanda mahşer alemine. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tümü Hazreti Peygamber'i bize örnek gösterir. Bizim de şimdi Rebiül Evvel ayındayız. 2-3 gün önce Kandil gecesini kutladık. Efendim, Rebiül Evvel yani bu ay sevgili peygamberimizin hem doğduğu ay hem de vefat ettiği aydır. Sevgili baskiller, peygamberimiz aynı ayda doğdu, aynı ayda vefat etti. Ama doğarken Rebiül Evvel ayı bizim şimdiki takvimde Nisan 20'ye denk geliyordu. Vefat ettiğinde Rebiül Evvel ayı 8 Haziran, peygamberin vefat tarihi 8 Haziran'dır. Doğum tarihi 20 Nisan civarındadır. Allah bizlere o sevgili peygamberin yolundan bizleri ayırmasın inşallah. Onun sünnetiyle hareket edebilmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Peki peygamber ahlakı nasıl bir ahlaktı? Biz
Sürekli anlatıyoruz televizyonlarda. Niçin bu kadar üzerinde duruyoruz? Şundan dolayı. Çünkü biz peygamberi örnek almazsak yanlış örneklerin peşine düşeriz. Nihat Hoca'yı, Ahmet Hoca'yı, Mehmet Hoca'yı örnek almaya başlarsınız. Halbuki bizi örnek almayacaksınız. Hocaları örnek almayın. Hocalar kötüdür anlamında değil. Örnek alınacak kişi Hazreti Muhammed'dir aleyhisselam.